Arkadaşlar merhaba. 23 Ekim 2022 Pazar günü gündüz programında Hannover'deyiz. Almanya'da Hannover'de yedi kuşulu bir program bizi bekliyor. Sabah programı diyebiliriz buna. Öğlen programı mı desek artık bilemiyorum. Hemen tahminlerimize geçiyoruz Hannover'le ilgili. Evet, burada saat 12.20'de öğlen programı tabii artık gündüz programı yani 12.20'de birinci koşu 7'li plase başlıyor. Aslında Hong Kong var hep listelerde ama Hong Kong bir türlü başlamıyor arkadaşlar. Tabii çok daha cazip Hong Kong ama bugün de güzel bir program var burada. Bol bol alternatif bankolarımız, teklerimiz var. Yani küçük bir şablon yapmaya çalıştık. Bunu büyütebilmek isteyenler büyütebilirler tabii. Evet, maiden koşuyla başlıyor dişlere ait. 2 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar burada. Bir numaralı Weltreis Thorhammer Hansen'le. Bu Thorhammer Hansen'i hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda Fransa'da da start oluyor bu jockey. İngiltere'de de alıyordu bir ara. İki numaralı rakibi, yani bunu tek atabilirsiniz. İki numaralı Alexander Pişimin'le Airplay ve Rain Pişulukin'le Sunset Lane. 5 numara ekürler rakibi. Dilenler ekürleri de istiyorlarsa burada ilave edebilirler ama herhalde bir numaranın burada ilk ikiye gireceğini düşünüyoruz. İkinci koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1750 metre için piste çıkacaklar. Evet, burada 10 numaralı Cassada Andras Stark ile Andras Stark, evet. Burada Andras Stark 10 numara Cassada ile ilk planda. 2 numara Goldini Vladimir Panov. 1 numaralı Lips Freedom Rain Peşulek. 8 numaralı Summers by Joseph Boyko. Ve 9 numaralı To Go Thorhammer Hansen'le. Evet, burada bu sıralamamız var. 10, 2, 1, 8, 9. Bu ayakta şimdi bu yeni koşan atların AGF oranlarında %10 ve üstü çıkanların hepsini ilave etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu ayakta ama bu safkanlığın dışında kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. Özellikle burada 10 numara böyle biraz aynı zamanda 2 ve 1 yani 10, 2 ve 1 mutlaka yazılmalı. Yani tabii biz 4 ve 6 yazmadık, ekürleri yazmadık ama dileyenler onları da yazabilirler. 4 ve 6 burada yazılmasında yarar var yani. Evet. İlk iki ayak, yani ilk iki ayak derken ikinci koşu, birinci koşu ve ikinci koşu olarak bahsediyorum tabii. Böyle. Şimdi üçüncü koşuya geçtik. İkinci ayaktayız. Dişilere ait. 2 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Almanya standartlarına göre böyle 13.500 euro aslında çok da kötü bir rakam değil. Yani aşağıda bir 3.600 görüyorsunuz bakın dördüncü koşuda. Burada 13.500 euro güzel bir koşu. Yani burada önemli olan buna değer safkanlar gelecek mi? Yani bu listed koşularda hedefleyen safkanlar var. Bunlar tutup Fransa'dan, oradan buradan geliyorlar. Şimdi burada 5 numara Granada Bayırzan Musa Bayev ile Granada. Burada alternatif banko. İlk alternatif bankomuz bizim bu. Tam bunu banko atıyorduk ama burada 10 numaralı Libera var. Thomas Trier ile. O da Fransa'dan geldi bu koşu için mesela. Ve çok daha sert gruplarda boy göstermiş bir safkan bu. Bilmiyorum buraya gelme sebebi boşuna geldiğini düşünmüyorum ben. Mutlaka yarışı zorlayacaktır. Burası 5 numara Granada ve 10 numara arasında bir mücadele gibi duruyor ama 5 alternatif banko dileyenler 5 banko atabilirler arkadaşlar. Bayırzan Murzabayev çok tecrübeli bir jockey. Kazanma ihtimali çok yüksek. Başka da bir at burada varsa ilave edersin. Yani şimdi burada şu 2 ve 3 biraz böyle alt gruplarda kazanmışlar. Yani baktığınız zaman bu ikisinin frekansı, koşullardaki sertlik frekans derecelerine pek uymuyor yani. Bu birler aldatıcı arkadaşlar. Lady Evelina falan bunlar. Yani öyle alt gruplarda bilemiyoruz tabii şu an belki de üst grupta da kazanacak onlar. O yüzden AGF oranları belli eder onları. O diğer at varsa ilave edersiniz siz de. Şu anda onları kafadan sallamak mümkün değil yani. Kafadan sallamıyoruz biz biliyorsunuz. Dördüncü koşu 13.50 Maiden 3 yaşlı İngilizler 1750 metre Çim pistte çıkacaklar. Arkadaşlar burada dördüncü koşuda
2 numaralı Claudia Rain Pichulek'le Sürdürek Banko. Bunun ekürisi de var bir de. Scranton 8 numara. Sürdürek Banko arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki 59 santika falan filan. Evet olabilir. Arkadaşlar bu safkan Claudia zaten bir evvelki koşuda AGP 1 çıkmış. Daha bir alt grup hatta. Yani bu daha çok alt grup demeyelim de yani hemen hemen aynı grup diyelim. Bu sefer herhalde kazanacağını düşünüyoruz bu Rain Pichulek'le. Banko arkadaşlar yani bu grupta onu böyle yeni yeni atlar var burada. Onu zorlayacak bir at göremedik. Yani şöyle söyleyeyim şimdi yeni at olması itibariyle tek çizgide gidiyor olması yani bu şekilde güzel oldu. AGP 1 çıkmış bir de daha evvel koşuda. İkinci olmuş yanlışlıkla. Burada biz birinci olacağını ve şansını kıracağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bir şekilde maiden koşu zaten geçecek diye düşünüyoruz böyle bir safkan. Beşinci koşu listed dişi 3 yukarı İngilizler 1750 metreye çıkacaklar. Günün en zor koşusu burası ama burada bile bir alternatif bankomuz var. Eğer çok yüksek çıkarsa AGP ise tavsiyemiz banko olabilir. 9 numaralı Lacuna Maxim Pechur'la burada alternatif banko. Zaten 89 handikap puanı da en yüksek handikap puanına sahip. Burada 5 numaralı La Esterelita Patrick Gibson'la arkadaşlar önemli bu safkanın da geliri var yani eğer yazmak istiyorsanız. Yine İrlanda'dan gelen bir Gladah var burada 7 numaralı. David Egan biniyor. Bakın David Egan gibi bir jockey gelmiş buraya. Yani 13.500 euro için mi geldi anlayamadık ya gerçekten. İngiltere'de yarış mı kalmamış? Vardır bir şey. Bunlar Dermot, bunlar kendi atları. Dermot, Kewelt. İngiliz herhalde bunlar anladığım kadarıyla. Vardır bir şeyler arkadaşlar. Bizim de ona bakarsanız Gökhan Kocakaya'da gitti. Fransa'ya falan. Neden gitti dedik biz de. Arkalarda dolaştı geldi atla. Neyse Gila'da 7. Burada İrlanda'dan geldi. 6 numaralı White Gloria. Andreas Starke ile yazmamız lazım ve yine İngiltere'den gelen bir tane Adelisa var. Bakın bu enteresan bu safkan. Gerçi bir evvelki ayakta bankomuz var. Yani peşulak ama önemli değil. Bu safkan da İngiltere'den geldi. Ters bir koşu çıkartabilir yani. Arka arkada kazanabilir jokerler. Onda da bir sıkıntı yok. 9 alternatif banko. 9'un ilk koşma ihtimali çok yüksek. Bu sene herhangi bir yarış kazanmamış. Daha evvel güzel işleri var. 5, 7, 6, 8 ve 1 diyoruz arkadaşlar. Biraz fazla at yazdık buraya ama enteresan bir ayak bu. Evet 6. koşu handikap. 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Pardon. Evet 16 tane safkan var burada. Bu 16 tane safkan içerisinde tam 5 tane atımız var. Yani tabi burada varsa mutlaka sizin de ilave etmeniz gerekir. Evet baktığımız zaman ilk adımız 1 numaralı More No Never Robin Weber'le 65 kiloyla ama yapacak bir şey yok. Atın kalitesi 1600 metre orta mesafe. Yani 65 metre biraz sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Ama kalite. 4 numara Bastiano, Alexander Pitch. 7 numaralı Makan, Andre Stark. 8 numaralı Cobalt, Maxim Pechur. Ve son olarak da bizim Stefani Koyuncu'nun bindiği 16 numaralı Sporting Hunter. Stefani Koyuncu biniyor buna. Evet burası 1, 4, 7, 8, 16. Ama AGF oranlarına göre buraya ilave etmeniz gereken at varsa ilave edelim arkadaşlar. Bakacağınız bir iki tane at var burada. Bu Turganelli Uğulu var. Esentur. 11 numaralı. Onun bindiği. 52,5 kiloyla. 10 numaralı Willy var. Lilimar Engels biniyor. Yine burada 9 numaralı Abu Auerbach var. Vladimir Panov'la. Yani bunlara da bakmak lazım. Şu yani 9-10-11 de aklınıza kalsın. 9-10-11'e de bakalım. AGF oranları nasıl? Yani sürprizde tabi bunlar. Yine Mikonomos var burada. Thor Hammer Hansen'in bindiği 5 numara. Bunlara da bakalım arkadaşlar. Yani bu ayak biraz sıkıntılı. Evet son koşudayız. 7. koşu. Grup 3 koşusu. Böyle en yüksek ikramiyeli koşuyla kapatıyoruz günü. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 1 numaralı Alaska Son Andreşlak'la Banko. Evet bu grubun üstünde bu safkan. Yani grup koşuları falan koşmuş. Oralarda derecelere girmiş bir safkan bu. Bu oradaki arkadaşlar ona yetişmeye çalışacaklar diye düşünüyoruz ve banko atıyoruz. Yani iki tane bankomuz var.
Dördüncü koşuda Ekürüler 2 ve 8. Yedinci koşuda da 1 numara. Bunlar sürdürek banko. Diğer bankolarımızda ve alternatif bankolarımızı sizler de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, Hannover'le ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese güzel bir pazar sabahı ve gündüzü ve zamanı geçirmesini diliyoruz. Diğer Kinilent'le ilgili de çok arkadaşlar derinlemesine bir çalışma yaptık. Bakalım, onun için premium üyelik gerekiyor. Türkiye'de de İstanbul'da premium üyelik gerekiyor. Orada da bankolarımız var. Elazığ ve Adana zaten açık. Herkese güzel bir pazar günü geçirmesini diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.